22 Ağustos tarihlerinde Ordu ilinde yapılmakta olan Kickboks Türkiye Şampiyonası'nda 50 kiloda Genç Bayanlar Light Kontak müsabakalarında ilimiz sporcusu İlknur Gedik geçen sene olduğu gibi bu sene de sergilediği üstün performansla Türkiye şampiyonu oldu. Milli sporcumuz 29 Ağustos'ta Niğde'de milli takım kampına katılacak ve 14 Eylül'de ilimizi ve ülkemizi Kickboks Dünya Şampiyonası'nda temsil etmek üzere İtalya'ya gidecek. Geçen sene de Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçilen ve Polonya'daki Kickboks Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giyen İlknur Gedik, Ordu'daki Kickboks Türkiye Şampiyonası'nda bütün rakiplerini tek tek dize getirerek bütün maçlarını 3-0'lık skorlarla tartışmasız olarak kazandı. Birincilik kürsüsüne altın madalya için çıkan İlknur, her maçında Kütahya'yı anons ettirerek Kütahya'mızı en iyi şekilde tanıtmış oldu. Kendisinin bisikletindeki derece yapan diğer sporculara madalyalarını Kickboks Federasyonu Danışma Kurulu üyesi ve Kütahya il temsilcisi Ahmet Arabacı verdi. Böylece ilimiz her sene olduğu gibi yine bu senede Kickboks platformunda adını başarıyla duyurmuş oldu. Geçtiğimiz günlerde Ordu'da yapılan Kickboks Türkiye Şampiyonası'na Kütahya ekibi olarak katıldık yine ve bugüne kadar boş dönmediğimiz gibi Kickboks Türkiye Şampiyonası'ndan yine boş dönmedik. Ben Kickboks ilk temsilcisi olarak bu turnuvadan ilimizi çok başarılı biçimde tebrik ederek şampiyon olarak geri dönen, daha doğrusu beraber döndük. Ve gelecekte Kickboks camiasında ismini çok sık duyacağımız, çok başarılı sonuçlara imza atacağına inandığımız kızımızla, sporcumuzla gurur duyduğumu ifade ediyorum. Ve kendisine bir kere daha Kickboks bir temsilcisi olarak teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, efendim İlknur, Allah nasip ederse Eylül ayında zannederim milli takım kampına, oradan da İtalya'ya Dünya Şampiyonası'na gidecek ve bir Kütahyalı sporcumuz olarak milli takımda bizi orada temsil edecek. Bu gurur da tüm Kütahyalı olarak hepimizin olacak. Ben İlknur'un bu defa oradan da çok ciddi bir başarıyla döneceğine inanıyorum ve şimdiden kendisine başarılar diliyorum. İlknur'u kısaca kendi ağzından da tanımaya çalışalım. İlknur kickboksa başladığın anı ben de biliyorum. Yine bir kızken başladın, şimdi genç kız oldun. Evet. Gerçekten çok büyük çabalar sarf ettin. Arkadaşların oynarken sen antrenman yaptın. Arkadaşların tatile giderken sen geldin, çalıştın. Geçen sene de Türkiye şampiyonu oldun ve milli oldun. Ve inşallah bundan sonrası hep böyle olacak artık. Senin geri dönüş şansın yok, seni kaybetme gibi bir lüksün yok. İlknur'un ağzından biz nasıl başladık kickboks serüveni, bugüne nasıl geldik, kısaca satır başları halinde bir anlatsın. Tabii anlatayım. Yani kickboksa farklı bir spor olduğu için başladım. Hani çok fazla tanınmıyordu. Yani dikkatimi çekti ilk başlarda. Gittim, hani çalışmalara başladım. Uzun süreceğini zannetmiyordum ama bir bağlılık oldu sonuçta. Farklı geldiği için dikkatimi çekti. Öylece başladık. 7 sene oldu başlayalı. Evet. 7 senedir çalışıyoruz, evet. Devamlı. Tabii müsabak olmak için süreç geçmesi gerekiyordu. Evet. O süreci geçtikten sonra Konya'da Türkiye Şampiyonası'na katılmışsın dedin. O zaman miniklerde mi katılmıştın sen? Miniklerde katıldım. Türkiye ikincisi oldun. O turnuvadan biz bayağı başarılı döndük zannederim. Şampiyon olmuş. Evet, oradan biz 6-7 sporcuyla katıldık. 4 madalyayla döndük, evet. Hatırladığım kadarıyla. Ezgi ablan birinci olmuştu, evet. Sen ikinci olmuştun. Murat diye bir çocuğumuz vardı, onunla da Ayşegül üçüncü olmuşlardı. Ondan sonra dur artık Yıldızlar'da devam etti. Evet. Yıldızlar'da ne yaptık? Yıldızlar'da da bir yaptık. Aksaray'da Türkiye Şampiyonası, evet, birinci, evet, olduk. Ve geçen sene gençlerde ilk defa. Evet, gençler. Gençlerde Denizli'de Türkiye Şampiyonu olduk. Adıyaman'da. Türkiye ikincisi olduk. Evet.
Ve bu sene de evet, birinciydi. Geçen sene Denizli'deki şampiyonluk bizi milli takıma taşıdı. Evet. Milli takımda Polonya'ya mı gitmişti sen? Polonya'ya gitti. Polonya'da da bizi temsil etti. Bu sene inşallah İtalya'da çok daha iyi bir sonuç alacağız. Son Türkiye Şampiyonası'nı kısaca bir değerlendir. Ben canlı şahidiyim, izledim ama izleyicilerimiz senin ağzından maçlarını kısaca bir şöyle hatırlasınlar. Sen hatırlat onlara. Anlatayım. İlk maç tabii ki çok önemliydi benim için. İlk maçı alırsam rahatlayacaktım sonuçta. Maça çıktım. Hani çok iyi oldu. Heyecan falan vardı ama en azından heyecanı yenince maç almış olabiliyordum. Heyecanı yendim, maçı aldım. Hatta şöyle bir ekleme yapalım orada. İlk maç aşağı yukarı beklenenin ötesi final maçı gibiydi. Çünkü evet, İstanbul'da bir iddialı bir rakip vardı. Ben sana söylemiştim zaten, bizim final maçımız olacak. O da full kontaktta Türkiye şampiyonu olmuş. O da milli takımda yarışacak bir sporcu. Biz ilk turla konuşurken ben bunu söylemiştim. İlk turla bu maçı alırsak bu final niyetlerinde biz final oynarız demiştim. Neticede de öyle oldu. Evet, İstanbul sporcusuydu o. Evet. Sonra? Ondan sonra işte açıldıkça... İkinci maçta Ankara mıydı rakibimiz? Ankara'ydı. Ankara'ydı. Sonra Antalya, Manisa ve yeniden İstanbul'la karşılaştık finalde. Evet, evet. Rakiplerin çoğu benden uzundu zaten. Hani fazla uzun diye korkuya kapılmadım. Çünkü ben de çok çalışarak geldim. Evet. Çalıştım, kazandım. Öyle. Evet. Biz senin başarılarının devamını bekliyoruz. Söylediğimiz gibi artık bundan sonra İtalya zaten ilk turu tanımaya başladı. İtalya dönüşü iyice tanıyacak ama senin de sorumluluğun, yükümlülüğün biraz daha fazla artacak. Dolayısıyla bundan sonra senin kaybetme gibi bir lüksün olmadığını buradan ifade etmek istiyoruz. Bu arada teşekkür etmek istediklerim varsa, emeği geçenlerle ilgili. Antrenörüm Cengiz Tersel'in emeklerinden ve çalıştırdıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum tabii evet, ki. Evet, önemli bir katkısı var. Evet, çalıştırdığı için. Sizlere çok teşekkür ediyorum arkamda olduğunuz için, ilk temsilci olduğunuz için, emekleriniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Evet. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Evet, bir şey atladın. Yani en az bizim kadar annenin de. Evet, annem de yanımda olduğu için anneme de çok teşekkür ediyorum. Her zaman benimleydi, her zaman benim olacak. İnşallah her zaman hep beraber olacağız. Evet. Başarılı sonuçları da hep beraber sevineceğiz inşallah. İnşallah. Seni biz zirvelerle görmek istiyoruz. Yolun açık olsun. İnşallah.